Evet be. Bok şampiyonu. Devamı var mı? Artık böyle planlı şekilde geliyor. Tek tük senaryo. Eskisi gibi 24 saat değil. Fakat sinir bozucu. Tam damara dokunacak şeyler polis. Ve bu ifşalardan sonra şey beklerdim ya. Okullarından telefon. Veya kapıma gelmeleri. Kağıtlarla. İfadeye çağrı. Veya mahkeme aynı çalışan mahalle karakoluna. Beni hastaneye götüren mesela. Ne zahmet o be? Öyle bir dedektif beni hastaneye götürdü. Başka bir taneyle beraber. Ve orada alay ettiler benimle. Ben sadece Allah'a güveniyorum dedim. İçeriye gideceğimi anlayınca. Onlar ne dedi bana? O da bir şey bilmiyor dedi be. Aynı senin dediğin burada balkonda. Sen bir şey bilmiyorsun. Devam et Fırt Avni. Şimdi çıkıyorum, akşam sigaramı içeyim. Nöbet teyzeler gelsinler birileri. Binlerce binlerce hayvan sahibi gördüm. Bu mahallede, bu ilçedekinden hatta daha fazla. Bu ilçedeki her konutta köpek olsa bu kadar gelmezdi. Gelemezdi. Ve belediye başkanına inat be. Belediye başkanı köpeklerinizi getirmeyin dedi burada kayıtlarımda. Ona inat. Ben daha yüksekim. Seçimi biz kazandık. Onu da ben miyim? Ağzına vereceğim, kemiklerini kıracağım. Çıkalım bakalım başka bir nöbetçin var mı? Toksoplazmalı kakadriye. Seni görmüyoruz bu aralar mı? Aylar oldu. Geberdin mi, sağlam mısın bilmiyoruz. En azından burnumu uzatır uzatmaz bir kedi gönder lan. Veya Uygur geçsin buradan. Tekrar bir kez gördük sadece. Bayramlaşmaya gidiyorlar. Biz bayramlaşırken burada bayramı kutlarken o zaman ne dedi? Buraya marketlerin tırlarını dik. Hadi yok hazır değilseler sigaramı bitirene kadar düğmeye bas yetişirler be. Hepsi hücre evlerinde burada. Tek işleri köpek sıçtırmak. Bütün gün köpekle ayrılmaz ikili. Bir orada, bir orada, bir orada peş peşe. Tek bir tanesini şu karşıda üç kere sıçarken gördüm. Ayrı ayrı yerlerde. Hastanenin orada.
O kuğun etrafını hala yapıyorlar mı? Marmaray'ın dibine de yapmışlar lekelerini görüyorum. Neye kızdı acaba bu tezgah düzenle diye? O Amerika'daki bok kaldırma şirketi anlatıyor bu boklarda neler neler var, ne hastalıklar. Korona da diyor be, korona. Bu da açıklıyor bu sinek saldırılarını ve dışarı çıkma yasağı, karantina olduğu zaman parktan ayrılmayan köpekleri ve köpek sahiplerini. Bir tane daha delikanlı orospu çocuğunu gönder, karımın penceresinde takılsın. Onu tavlamaya çalışsın tekrar. Evet millet, bunu size de yapıyorlar. Bastır 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 parazitleri, sonra kuş uçmuyor. Belki yani anlaşılır, kadınlara başka türlü işliyor. Sonra hanım istekli, sen değilsin. Bir tane Orhan Spu çocuğu penceresinin dışına. Sümüklü böcekler ne zaman geliyor, yoksa geldi mi? Sadece kablo yerine. Sigaranın yarısına geldik be. Hala bir tane yok mu? O eskiden. Neden çekiniyorsun lan? Senden elini mi çekiyorlar? Allah'tan korkmaya mı başladılar? Beklesinler be, daha çok korkacaklar. Seni ülkeden yok etmesinler. Kimin memleketinden kimi? Beklesinler, görsünler. Yoksa YouTube'daki yorumlara mı kızdın? Twitter'daki yorumlara kızdığın belli. Sürekli asitleri yedik. Kedin hala penceremin karşısında mı? Uyurken sürersin be, diğerleriyle beraber. Köpek sahiplerini de unutma. Uyku yok, gece gündüz. Onlar da o kanalların, su boru kanallarının olduğu yerde gezdirsin, gezdirsin. İleri geri, ileri geri. Başka yer yok. Aynen böyle. Artık uyandıktan sonra, Allah uyandırdıktan sonra eskisi gibi durmadan hastalıkları çekmiyoruz. Kanser de edemeyecek inşallah. Ana, çok kabi çıktı. Tekrar gece yarısı bağırışmalarla uyandır. Sonra pencereyi açayım bakayım ne oluyor orada. Balkonuna topladığın o magandalar kanka 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 diye alay etsin ve bakayım dışarı, 30 tane kedi, çoğu yavru, hepsi işesin sıçsın, çimenler 2 günde sapsarı olsun, leş gibi koksun buraları, amonyak gibi, evin içinde barınamayalım. Evet, konuşmamı da kayıt ediyor mu? Bu çok sinirli, küfür ediyor. Senin yönettiğin o kurumdakiler var ya, bir an önce tövbe edip dönsünler. Acıyorum onlara. Şimdi gırgırdaki korna gibi görünmezlik hapı içip bu şeyler unutulacak mı zannettin? Tek birisi uğramadı. Allah Allah. Sigaram da bitti.
inanılmaz. Bu beni umutlandırmalı mı, yoksa bu tezgahtan sonra endişelenmeli miyim bilmiyorum be. Çünkü o boklu el nerelere uzanıyor belli. O narkopat boklu el. İki kişiydiler, ikisi de köpekti. Evet, konuşmamızı burada bitiriyoruz. Tek bir eylem olmadı. Ne bir hayvan, ne bir kul. Masum ve masumiye. Ayrıca seni komşular katlettiğin için Zonos'la icabına bakmayanlara da acıyorum. Tövbe etsinler.